Ünlü komedyenlerin arşivden çıkan görüntüleri çok eğlenceli. İşte çok güleceğiniz o anlar. Tarkan'ın aşçı. %100 başarılı bir tavuk yemeği tarif edeceğim. Azra Akın'ın judocu. Demet Akalın'ın figüran olduğu yılları. İster ılık, ister sıcak. Ünlüler dünyasında çok şaşıracağınız ve çok güleceğiniz nostaljik seyahat. Arşivden öyle şeyler çıkıyor ki ünlülerle ilgili, izleyince hayrete düşüyorsunuz. Avrupa'da ünlü isimleri çeşitli spor müsabakalarında karşı karşıya getiren Games isimli bir yarışma programı. İki güzel judo yapıyor. Judo yapan güzellerden biri Spice Girls grubundan Mel C, diğeri bizim dünya güzelimiz Azra Akın. Maç başlıyor ve Azra Akın baharat kızı böyle yere seriyor. Sonrası facia. Azra Akın'ın ağlamaklı suratının nedeni Mel C'nin bu hareketle diz bağlarının kopması. Azra Akın'la gösteri maçı yapayım derken diz bağları kopan Mel C'nin albüm tanıtım konserleri iptal oluyor ve kariyeri büyük darbe alıyor. Yıl 1992. Demet Akalın mankenlikten şarkıcılığa geçişine bu yıllarda başlıyor. İki gözüm, iki çeşme, yanaklarım uslanır. Bu gidişle deli deli gönlüm, dert çekerek uslanır. Çok heyecanlıyım. Bu podyuma benzemiyor. O muhakkak ki. Çünkü podyumda insanlar modacının kıyafetlerini görmek için geliyorlar ama burada hem sizin sesinizi dinlemeye geliyorlar hem sizi görmeye geliyorlar. Çok güzel, çok enteresan, çok gerçekten çok zevk alarak başladım. İnşallah böyle sürer. İşte o yıllardan bir reklam filmi. Demet Akalın reklamın figüranı ve şofben tanıtıyor. İster ılık, ister sıcak. Ben isterim, çok sıcak. Tarkan'ın 90'lı yıllardaki bir televizyon programındaki hallerine dikkat. Aşçı olmuş bizim megastar. Yemek pişirmeyi çok sevdiğimi söylemiştim. Yemek yaparken kendimi yaratıcı bir kimyager gibi hissediyorum. Biraz ondan, biraz bundan. Sınırsız bir özgürlük. Dilediğim formülü uygularım. Nasılsa ilk ben tadacağım. Sonuç mu? Başarılıysa ikram ederim. Değilse etmem. Peki, Tarkan Şef'ten bir tavuk tarifi almaya ne dersiniz? Şimdi denenmiş, %100 başarılı bir tavuk yemeği tarif edeceğim. Tavuk sever misiniz? Ben bayılırım. Yemeğimiz körili tavuk. Köri bir Hint baharatıdır. Bütün marketlerde bulabilirsiniz. 500 gram tavuğun beyaz eti, 3 ota boy soğan, 1 su bardağı yoğurt, 3 yemek kaşığı curry, 1 adet kesme şeker, tuz ve karabiber, 2 yemek kaşığı çiçek yağı. İşte Tarkan usulü körili tavuk. Soğanlar iyice yumuşadıktan sonra ince şeritler halinde kestiğiniz tavukları ekleyin. Tavuklar kızardıktan sonra dilediğiniz kadar tuz, karabiber ve 1 adet kesme şekeri ekleyin. 1-2 dakika karıştırdıktan sonra 3 yemek kaşığı curry ve 1 su bardağı yoğurdu ilave edin. Kısık ateşte 10 dakika daha bırakın. Curry tavuğunuz hazır. Afiyet olsun. Mahsun Kırmızıgül'ün Alem Buysa dizisi. Alem Buysa kral benim diyen Mahsun genç sevgilisine kendi usulüyle acı dolu bir kur yapıyor. İstanbul'da, Ankara'da çıkar fabrika dumanı. Benim doğduğum yerde çıkar tezek dumanı. Dedim ya güzel gözlüm, ben sevdiğimi Allah ne kadar severim. Ben anlamam Bonyem'den, Abba'dan, Disko'dan. Ben anlarım Halay'dan, Çaça'dan, Hoyrat'tan, Dello'dan. Dedim ya güzel gözlüm, ben sevdiğimi Allah ne kadar severim. Yine Mahsun Kırmızıgül. Yıllar önce bir magazin programıyla bir düğüne çat kapı yapıyor Mahsun Kırmızıgül. Geçerken bir çat kapı yapalım dedik. Şu anda bu düğünümüz artık meşhur oldunuz sizlerde. Pek de mütevazı Mahsun Kırmızıgül o yıllarda. Size deseler ki Mahsun Kırmızıgül düğününüze gelecek ne derdin? Yani inanmazdım yani. Peki sen ablacığım
Yani rüyalar her zaman gerçek olur. Güzel. Köylü benem, garip benem, aşık benem, dertli benem. Köylü benem, mahzun benem, aşık benem, dertli benem. İnsanları seven benem, kral bizim. Alem buysa kral sensin. Nasıl bilirsiniz Kenan İmirzalıoğlu'nu? Deli yürekten biri, karizmanın vücut bulmuş halidir o. Elbise giydin, sana jestere yap dediler, buyur. Sizden bir daha görüm yapıyorum. Peki. Ama deli yürek olmadan huysuz Virjin'in eline düşen Kenan İmirzalıoğlu bakın nasıl dans ediyor. Virjin. Ergen'in müthiş oyunculuğuna dikkat. İki Kız Kardeş dizisinde yan rolde Gülben. Bir sahnede vurulması gerekiyor ve o da müthiş oyunculuğunu gösteriyor. Yapma yapma, çıldırdın sen. Güzel Korel'in ilk oyunculuk deneyimi. Annesi Hülya Darcan'la oynadığı dizinin setinde ilk magazin röportajını veriyor Korel. Aslında bu dizide oynayacağımı babam pek istememişti. Fakat bu, bilmiyorum, belki de bu ortama girmemi istemedi. Fakat yönetmenimiz Hüda Verdi abi çok istedi benim oynamamı. Onun ısrarlarına üzerine beni koydular bu role. Güzelliği aynı ama sesi dikkat çekici. Gencecik sesi şimdikinden çok farklı Korel'in. Babamın yeğeni oynuyorum ben bu filmde. İlk. Ondan sonra ve güzel geçiyor çekimler. Peki ilk çalışman? İlk çalışmam. Biraz zorlanıyorum. Gerçi ben zorlanıyorum diye düşünüyorum ama...